Evet, herkese merhabalar. Türk İmmünoloji Derneği'nin düzenlediği Dünya İmmünoloji Günü özel programına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Türk İmmünoloji Derneği COVID-19 İmmünoloji Aydınlatıyor programlarını Cuma günleri saat 16'da düzenliyor. Fakat bugün bizim için önemli bir gün, özel bir gün, Dünya İmmünoloji Günü. Bunu sizlerle birlikte kutlamak için dernek yönetimi olarak bu günü sizler için hazırladık. Umarım memnun kalırsınız. Bildiğiniz, söylediğim gibi bugün Dünya İmmünoloji Günü. Dünya İmmünoloji Günü ilk olarak 25 Nisan 2005 tarihinde Avrupa İmmünoloji Dernekleri Federasyonu ve buna bağlı dernekler tarafından Avrupa'da başlatıldı. Daha sonra 2007 tarihinde bugün Dünya İmmünoloji Günü olarak değiştirildi ve bütün dünya çapında immünolojiye gönül vermiş kişiler tarafından İmmünoloji Günü kutlamaları başlatıldı. İmmünoloji bilimi çok geniş bir bilim dalı. Baktığımızda kanser, enfeksiyon, alerji, transplantasyon gibi farklı disiplinleri bir arada bulundurmakta. Bunun için de yelpazesi çok geniş. Ülkemizde immünoloji alanında neler diye yapılmış diye baktığımızda tarihte Türk İmmünoloji Derneği'nin de çok eski 1974 yılında kurulduğunu görüyoruz. Türk İmmünoloji Derneği'nin kurucuları o dönemlerden itibaren başlayarak immünoloji biliminin ülkemizde de yayılması için çok uğraştılar ve bugüne kadar geldik. Bugün tabii ki bu güzel günü sizlerle birlikte kutlamaktan son derece memnunuz ve mutluyuz, gururluyuz. Tabii ki unutmamamız gereken bir şey var ki immünoloji çok önemli ama immünolojiyi duyurmak, farkındalığını yaratmak çok zor. Halbuki küçücük bir virüs, koronavirüsü bize immünolojinin önemini fark ettirdi. Aşının anlamını anlattı. Umarım bundan sonraki gelişmelerde immünolojik alandaki gelişmeler ve immünolojinin hak ettiği yer ülkemizde de sahiplerini bulur diyorum. Ve tüm immünolojiye gönül verenlerin immünoloji gününü kutlayarak konuşmacımıza geçmeden önce kısa bir sunum yapmak istiyorum. Evet, immünoloji dedik. Bağışıklık immünite nedir diye baktığımızda konağın kendisinden farklı yapıya sahip maddeleri yabancı olarak algılaması ve ondan kurtulmak için de çeşitli savunma mekanizmalarını harekete geçirmesine bağışıklık veya immünite adını veriyoruz. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir patojen vücudumuza girmeye başladığı andan itibaren bir sürü bariyerler ve engellerle karşılaşıyor ve sonuçta belli bir aşamada yenilemezse de gördüğünüz gibi farklı basamaklarla patojeni yok etmesi için bağışıklık sistemimiz sürekli uğraşıyor. Bu uğraşma esnasında immün sistemdeki komponentlerin bir kısmı hazır bulunuyorlar, hemen cevap veriyorlar. Bir kısmı ise edinsel dediğimiz halde daha sonradan yanıt veriyorlar. Her ikisinde de humoral ve hücresel faktörler ne yapıyorlar? Patojeni yok etmek için uğraşıyorlar. Gördüğünüz gibi çok fazla sayıda hücreler, bu hücrelerin ürünleri var ve bunların hepsi bağışıklık sisteminde söz sahibi olan hücreler. Tabii ki bunları tek tek düşünmemek lazım. Birbirleriyle sürekli konuşaraktan bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak, sağlam kalmak için çalışıyorlar. Normal bir kişide baktığımızda herhangi bir patojen, bir protein eğer kendimizden veya kendimizden olmayan bir protein olabilir ki buna self non-self diyoruz. Eğer kendimize ait bir protein ise benim yapım buna karşı tolerans geliştiriyor. Eğer non-self kendisinden değilse ve bu bir patojenik etkense buna karşı cevap verip patojeni uzaklaştırıyor immün sistem. Eğer bu non-patojense yine non-self olduğu için tolerans gelişiyor. Fakat bazı durumlarda protein, antijen, self kendimizden dahi olsa buna karşı cevap gelişebiliyor. Kendi proteinlerimize, kendi antijenlerimize karşı yanıta geliştirdiğimiz bu cevaba otoimmünite diyoruz. Non-self kendimizden olmayan durumda patojen eğer cevapsızlık varsa uzaklaştıramıyorsa işte o zaman bugün sevgili Yıldız Hocam'ın bahsedeceği immün yetersizlik hastalıkları karşımıza çıkıyor.
Diğer bir yolumuz da tabii non patojenik yanıtta cevapsız varsa eğer, aşırı cevap olursa alerjik hastalıklar görülüyor. Sonuçta organizma sürekli olarak bir takım ajanlarla karşı karşıya ve immün sistemde bu virüsler olabilir, kanser olabilir, mantar olabilir, toksinler olabilir. Farklı hücreler, bunların ürünleri söylediğimiz gibi bu patojenleri yok etmek, bu ajanları elimine etmek için sürekli çalışıyorlar. Burada da gördüğünüz gibi bir mikrobun üzerinde, bir patojenin üzerinde bir takım yapılar var. Bu proteinler hücrelerin yüzeyindeki algaçlarla tanınarak mikrobun yok edilmesi için çalışıyorlar. Tabii sistem çok derinlemesine gidiyor ama bilmemiz gereken en önemli şey bağışıklık sistemi doğada normalde karşılaştığı bu patojenlere, ajanlara karşı konağı 3 basamakta savunuyor. Birincisi kendisine yabancı olduğunu algılıyor bunların. İkincisi bunlara karşı savunmaya başlıyor, savaşıyor. Ve üçüncü en önemli özelliği de bir daha unutmamak üzere belleğini kaybediyor. Kaydediyor. Bu hücreler söylediğimiz gibi bizim için çok önemli. Bir tane hücremiz eksik olursa ne olur? Burada gördüğünüz gibi B lenfositleri yok. B lenfositleri antikor üreten hücrelerimiz. Onlar olmadığı zaman farklı immün yetersizlik hastalıkları çıkar. İşte biraz sonra dinleyeceğimiz gibi B lenfositleri, T lenfositleri farklı hücrelerimizin olmamasına bağlı olarak, bir, iki veya hiçbirinin olmamasına bağlı olarak bugün sanırım 450'yi geçti farklı hastalıklar tanımlanabilmekte. Bunlar primer immün yetersizlik veya sekonder immün yetersizlik olarak adlandırılıyor. Primer immün yetersizlikler doğrudan immün sistem ile ilişkili bir bozukluk ve genellikle genetik kökenli olmakta. Buna karşılık sekonder immün yetersizlikler ise bir enfeksiyon sonucu gelişen, bir kanserle, maligniteyle ilişkili olarak çıkan, yani başka bir mekanizmaya bağlı olarak immün cevapta görülen azalma sonucunda ortaya çıkan hastalıklar. Evet, sonuçta primer immün yetersizlikler ülkemizde akraba evliliklerinin çok görülmesi nedeniyle çok önemli. Fakat çok heterojen bir grup, hastalık grubu. En önemli dikkat edilmesi gerekenler, biraz sonra detaylı dinleyeceğiz ama klinikte farkındalık çok önemli. Daha önemlisi de immünolojik ve genetik testlerin düzgün yapılması ve tanının düzgün konması. Primer immün yetersizliklerin, daha doğrusu genel olarak immün yetersizliklerin Türkiye'de teşhis tanı yönünden konulmasında sevgili arkadaşım Profesör Doktor Işıl Berat Barlan'ı burada anmadan geçemeyeceğim. Ülkemizde bu alanda katkılarından dolayı kendisini özlemle anarak geçmek istiyorum. Ve bugünkü konuşmacımıza yine primer immün yetersizlik alanındaki çalışmalarıyla ilgili sevgili Yıldız Hocam, benim için tabii hocadan öte bir abla, her zaman yanımızda, her zaman arkamızda olan sevgili ablamı tanıtmak benim için ayrıca büyük bir zevk. Sevgili Yıldız Camcıoğlu hocamız 1974 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuş. Daha sonra 81 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığı unvanını alıyor. 89'da yine aynı üniversitede doçent, 96'da ise profesör unvanını alıyor. Yandan uzmanlıkları var. Klinik immünoloji uzmanı, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Bunun yanında ek görevleri var. Aziz Sancar Deneysel Araştırma Enstitüsü İmmünoloji Anabilim Dalı. Benim çalıştığım kurumda halen emekli olmasına rağmen derslerimize kadar ders veriyor. Kendisine bunun için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Aktif olarak hala devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Teknik Danışma Komitesi üyesi. Aşı sonrası istenmeyen etki danışma kurulu üyesi. Farklı başkanlıkları var. Gördüğünüz gibi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Çocuk Klinik İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları İstanbul Şubesi, İstanbul Hasta Çocukları Koruma Derneği Başkanlığı'nı yapmış ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Gelecek Başkanlığı'nda gene sevgili Yıldız Hocam yapacak. Bizim derneğimizi en sona bıraktım. Tabii Türkiye İmmünoloji Derneği'nde Yıldız Hoca'nın, Yıldız Ablam'ın katkıları yadsınamaz. 1986'da başlayan yönetim kurulu üyeliği süresince dernek başkanlığı uzun dönem yaptı. Daha sonra da hep dernek içinde yer aldı. Şimdi de immün yetersizlik alt kurum başkanlığını yürütmekte. Kendisine derneğimize kattığı bu güzelliklerden dolayı da ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
Bunun yanında İmmün Yetmezlik Derneği, İmYET, ayrıca Adolesan Derneği kurucu üyesi. Söylemeyi unuttum. Bugün aynı zamanda, bu hafta daha doğrusu, İmmün Yetmezlik Haftası. Haftasında bu alanda çalışan hocalarımızın, arkadaşlarımızın, sağlık elemanlarının ve tabii ki hastalarımızın da İmmün Yetmezlik Haftası'nı kutlamak istiyorum. Sevgili Yıldız Camcıoğlu hocamızın ilgi ve araştırma alanlarına baktığımızda ilk başta primer immün yetersizlikler geliyor. Biraz sonra dinleyeceğiz kendisinden zevkle. Onun yanında tabii çok geniş bir spektrum var gene. Enfeksiyon imünitesi, tüberküloz, menenjite yol açan Türkiye'deki etkinler ve aşı alanında çok çalışmaları var. Ben anlatmakla bitmez herhalde, sunmakla bitmez diye düşünüyorum sevgili Yıldız ablamın özelliklerini, ama hiçbir zaman emekli olmayan, ruhu her zaman genç olan ve her zaman bizimle olan, immünolojiyi hep destekleyen sevgili hocamıza sözü bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Şurası. Galiba evet. Sesini Açtım. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sunum için. Ne kadar onurlandım bilemezsin sevgili Gülnurcuğum. Sağ ol. Şimdi primer immün yetersizlik gerçekten çocuk hekimliği tarafından daha çok tanımlanan bir hastalık grubu olduğu için, biz de çocuk hekimi ve enfeksiyonları çok olduğu için bu grupta gerçekten çok büyük yoğun çalışmalar yaptık. Ben sözüme başlarken önce gerçekten Türk İmmünoloji Derneği'nin bu dijital ortamı için çok teşekkür ediyorum. Yöneticilerimize, Türk İmmünoloji Derneği'nin yöneticilerine. Beni de bugün özel bir günde beni davet ettiniz. Ayrıca teşekkür ediyorum. Ve sizlere bugün primerimin yetersizlik hakkında kısa bilgi, 20 dakika içinde ne kadar verilebilirse o kadar, yoksa saatlerce konuşulabilir ama sorunları olan noktalara değinerek, püf noktalarına değinerek anlatacağım. Bir de bizim bağışıklık sistemi dediğimiz nedir? Önce onu anlatmak istiyorum. O kadar çok televizyonda, reklamlarda bağışıklık sistemi deniyor ki acaba bağışıklık sisteminin yeri neresi? Öyle bir başlamak istiyorum öncelikle. Sonra da koronavirüs hakkında bir immün yanıtın nasıl olduğu ve immün yetersizliklere yardım için neler yapabiliriz? Bunu özetlemek istiyorum. Ben bir slaytlarıma geçebilirsem. Geçeyim. Web sayfası. Ne oldu, gitti mi? Şimdi buradan. Geçebildik mi acaba slaytlara? Evet hocam, güzel gözüküyor. Buyurun. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben göremediğim için karşımda insanları da görmeyince hep rahatsız olurum ben. Gözlerin içine bakarak anlatmak isterim. Acaba anladılar mı diye. Evet, bugün Dünya İmmün Yetersizlik Haftası, Gündür Hanım'ın bahsettiği gibi Dünya Aşı Haftası. O da immünoloji ile ilişkin bir yöntem çünkü. Ve bizim primer immün yetersizliklerde dünyada kutlanırken bir sloganı hepimiz söylemek istiyoruz. Hastalıktan şüphe edin, inceleyin, tanı koyun ve tedavi edin. Böyle başlamak istiyorum ve şimdi bizim o bağışıklık sistemimiz nerede? Nereden başlayalım? Cildinden başlayalım. Cildinizin, mukozanızın bütünlüğü, gözyaşı ve tüklükteki lizozim, terinizdeki pH, hapşırma, öksürük, solunum yollarına giren silyaların hareketleri, bu mukozal hem solunum sisteminde hem bağırsaklarda bulunan salgısal IgA ve bizim yediğimiz gıdalarla ya da soluduğumuz havadan aldığımız mikrobiyata, bizim dost mikroplarla birlikte yaşayıp yabancıları algılamamızı sağlayan bir sistem olarak karşımıza geliyor. Peki konak savunmasında bir yabancı mikroorganizma girdiği zaman biyolojik engelleri aşınca, biraz evvel anlatmıştık, hangi ikinci mekanizma olarak hangi mekanizma hücreler çalışır dersek, bunlar nötrofiller, eozinofil, bazofil, biraz evvel Gündür Hanım anlattı bunları. Doğal bağışıklık sistemin hücreleri yer alıyor. Bu ikinci basamağa da atlarsa mikroorganizma, üçüncü aşamada edinsel bağışıklık, yani mikroorganizmaya spesifik yanıt verebilecek T, B hücreleri, hücresel humoral immün yanıtlar devreye girecektir.
immün sistemin hücreleri çok farklı. Ben bunları kanınızdaki kahramanlar, süper kahramanlar diyorum. Çünkü işlerinde sizi enfeksiyona karşı savaştıracak nötrofiller burada görülüyor. Birçok protein var. Mikropları ölüp parçalayıp sizi, onları yok edecek, sizi hastalıktan koruyacak. Ya da doğrudan mikrobu tanıyıp saldırıya geçecek. Ya da bazen reaksiyon, alerjik reaksiyon verebilecek. Makrofajlar, dokularınızın her dokunuzda makrofajlar var. Karaciğer, beyin, akciğer, dalak. Bunlardaki makrofajlar, doku makrofajları da güren her yabancı maddeyi yiyerek yok edebilir. Ve yine alerjik, enflamasyonda rol oynayan mast hücrelerimiz var. Yani gerçekten bunlar süper kahramanlar. Bu nötrofillerin kahramanlığı bir başka türlü. Hem hücre içini alıp öldürüyor mikropları, hem de ağ atarak yakalayamadığı bakteri hücre dışına kaçıyorsa onlara ağ atarak yakalıyor ki biz bunlara netozis diyoruz. Artık tuzak kurup yakalayıp onları öldürüyor. Bu kadar önemli bir hücre. Bir de kanınızda sessiz proteinler var. Bunlar çok minimal düzeyde 50'den fazla protein var. Bunlar ne zaman vücudunuza mikrop giriyor mu diye devamlı dinamo olarak organizmanızda, kanınızda dolaşıyorlar. Eğer herhangi bir mikroorganizma girerse bu kompleman çağlayanı aktif oluyor. Kanınızda hızla yükseliyor. Patojeni yakalıyor. Onu mikroplar, nötrofiller, fagositik hücreler yesin diye onlara sunuyor. Doğrudan hücrelerin üzerinde dili kaçarak mahvediyor ve enflamasyon yapan bazı yan ürünlerinde açık buraya çıkararak enfeksiyon bölgesine orada hücrelerin birikmesini sağlıyor. Fevkalade önemli bir sistem olarak karşınıza geliyor. Evet, T ve B hücreleri. Şimdi diyoruz ya hani bizim immün sistemimiz nerede? Evet, bu B, T, NK, nörofil, nötrofil bunların hepsini yapan yerimiz neresi? Kemik iliği hücrelerimiz. Kemik iliğindeki gözeli dokuda yağlı bölümde bir öncül hücreler yapılır. Bunlar B hücreleri burada gelişir. NK hücreleriniz de öyle ama timusta gelişen bir kısmı gider, timusa yuvalanır, orada gelişir ki onlara T lenfositleri diyoruz. Bunların herhangi bir aşamasında gelişme bozukluğu olduğu zaman da immün yetersizlik gelişebiliyor ciddi. Her ikisi de olabilir. Tek bir hücrede olabilir, B hücresinde olduğu gibi. Sadece T hücresi yetersizliği öbürlerine eşlik edebilir. Ve T hücreleri bir takım genetik moleküllerde kullanır. T8 dediğimiz öldürücü hücreler doğrudan hedef alıp hücreyi öldürebilirler MHC'yi kullanarak. MHC2'yi kullanarak da T lenfositlerine, B lenfositlerine yardımcı olacak şekilde uyarıyı verebilirler. Hem antijeni tanırlar. Bir de bu hücreler kendi aralarında nasıl konuşuyor diye diyecek olursanız, bakın sitokinler ve hücre ileti sistemlerimiz var. Bu bir kilit anahtar gibi. Sitokinler anahtar genellikle. Reseptör dediğimiz algaçlarda kilidin içi. Böylece bir hücre tarafından yapılan sitokin gidip algacın içine oturursa ancak o kilit açılır ve çalışır. Çok güzel bir sistem. Bunların eksiklikleri ve yoklukları da yine immün sistemde bozukluklar yapar. Özetleyecek olursak, bu seneye kadar biz bağışıklık sisteminin dokularının eksikliğini içerine almamıştık. Ama bu sene kemik iliği yetersizlikleri de artık primer immün yetersizlikler içinde yer almaktadır. Ve gördüğünüz gibi timusunuz, kemik iliğiniz, buradan dağılan lenfatik sistem içinde gidip yerleşen lenf ganglionlarımız hepsi bizim hücrelerimizin dolaşıp yerleşmesine ve sizin savunma mekanizmasında yer almakta. O zaman özetleyelim, bağışıklık sistemi hücrelerini üreten dokular, görev yapan bir veya birden fazla hücre, tek nötrofilde olabilir, tek kompleman sistemi olabilir. Hücrenin helası, reseptörü, bağcığı, hücre işlemini sağlayan enzim, sitokin veya uyarı ileten protein, kompleman proteini, bunların birinde bir protein eksik olsa bile bunlar yetersizlikle karşımıza gelecek hastalıkları oluşturuyorlar. Onun için biz bunlara immün sistemin doğuştan kusurları ve primer immün yetersizlik olarak tanımlıyoruz. Şimdi bu durumdaki şu primer immün yetersizliği balondaki çocukla size hatırlatmak istiyorum. 1971'lerde doğan bir çocuk bu çocuk ve balondaki çocuğun bir önemi var.
bu çocuk dünyaya primerimin yetersizliklerin, dünyada çocuklarda olabileceğinin kanıtı olarak, canlı kanıtı olarak tanıtıldı. Texas Houston'da bu eğitim 13 sene plastik bir balonda olduğu için, büyüdüğü için mikropsuz bir ortamda büyütüldü. Ama kemik iliği yapılmak istenirken vefat etti. Fakat buradaki immün yetersizliğin o 13 sene içinde bir şey bilim insanlarına yarar sağladı. Bu mekanizmayı araştırırken hangi şekilde immün yetersizlik olduğu, nasıl tedavi edebiliriz sorunlarına yanıt verirken immün sistemin gelişmesinde ve yeni bilgiler edinmesinde primer immün yetersizlikler büyük yarar sağladı. Sıklığına gelince 10 binde bir diye tanımlanabilmesine rağmen bu buzdağının tanımlayan hastaların sadece üstündekileri tanıtmakta. Son yapılan çalışmalar 7500'de bir teori yetersizliğinin olduğunu gösterdi yeni doğan tarama programlarıyla. Genel olarak söylemek gerekirse 2000 doğumda bir primer immün yetersizlikler var. Bu immün yetersizlikler biraz evvel Gülnur söylemişti. Akraba evliliklerinde otozomal hastalıkların oranı çok yüksek olduğu için bizim immün yetersizliklerimiz de son derece yüksek. Peki nasıl geliyorlar? Sık görülen enfeksiyonlarla geliyorlar karşımıza. Peki işte ateşlenen, üst solunum yolu enfeksiyonları olan çocuklar hep var zaten. Pnömonisi, idrar yolu enfeksiyonu, beyin iltihapları, gastrointestinal sistem iltihapları. Nasıl ayırt edelim? Eğer enfeksiyon şiddetli, hastaneye yatışı veya damardan antibiyotik tedavisi gerekiyor ise, süregen ise enfeksiyon tamamen yok edilemiyor, olağan dışı bir etkenle alışılmışın dışında enfeksiyon hastalığı gelişiyorsa, yineleyen ve sürekli tekrarlıyor ise ve ailede benzer enfeksiyon öyküsü varsa, ki burada aile ağacının özellikle vurgulamak istiyorum, mutlaka aile ağacı, ailede enfeksiyon hastalıkları, immün yetersizliklerin varlığı sorgulanmalı. Tabii ki bu enfeksiyonlar büyüme, gelişme geriliğine de yol açıyorsa bu da önemli bir faktör bizim enfeksiyonlar açısından. Ama dünyadaki gelişmeler, genetik gelişmeler ve yeni sadece bir primer immün yetersizliklerin enfeksiyonla tanımlanamayacağını gösterdi. O zaman otoinflamasyon, alerjik hastalıklar, otoimmünite, lenfoproliferasyon ve malignite de bu hastalıkları grubuna içine alınca bizim immün yetersizlik grubu hastalıklarımız 10 başlık altında sınıflandırıldı. 430 farklı gen mutasyonu ile 406 yeni hastalığımız da ortaya çıktı. Biz immünolojiyle uğraşanlar hep talebeyiz. Her sene yeni hastalıkların varlığını görüyoruz. Hadi tekrar çalışıyoruz. 2 senede bir de bizim bu sınıflamalar Dünya Sağlık Örgütü tarafından değiştirilmekte, düzenlenmekte. O halde primer immün yetersizlik nasıl tanı konulacak? Öyküsüne çok önem verecekmişiz. Elbette ki fizik muayenesini çok iyi yapacağız. Ve tabii ki laboratuvar incelemeler bize çok yardımcı oluyor. Akar hücre incelemesi, genetik incelemelerle primer immün yetersizlik tanısını şüphe ederseniz koyabilirsiniz. Burada dikkatimizi çekmek istediğim bir başka konu da lenfosit sayısı. Yeni doğanla bir yaş arasında eğer lenfosit sayısı 3000'in altındaysa lenfopeni diyoruz. Bir yaşın üzerinde ise 1500'ün altındakine diyoruz. T hücre lenfopeni için %20'nin altındaysa T hücre, 500'ün altındaysa buna T hücre lenfopeni diyoruz. 300'ün altında ise CD4 sayısı içinde lenfopeni olarak tanımlayabiliriz. Nötropeni tanımını ise 1500'ün altında değerler için söylüyoruz. Peki bunu niye anlattım? Çünkü bu değerlerin altındaki çocuklara lütfen immün yetersizlik açısından inceleme yapalım vurgusunu yapmak için. Tabii ki tek başına bir tam kan sayımı ama basit kan sayımından siz yola çıkarak belki P, T, B ve T hücreleri, fagositik hücre, komplement sistemi gibi sistemlerin yetersizliğine doğru yol alıp daha ileri incelemeler yapabilirsiniz. Genetik incelemeler sizi destekleyecektir. Türkiye'de yapılmıyordu daha önce. Ben yıllarca Fransa'daki bir hekimle çalıştım, Profesör Casanova'yla. Ama şimdi
artık bunlar Türkiye'de yapılıyor ve o çalışanları da çok teşekkür ediyorum, emek verenlere. Peki pi taraması yapalım mı? Aslında Türkiye'de birçok hastalığa karşı kistik fibroz dahil yapılıyor. 2000'de bir olunca bizim hastalık oranımız bence yeni doğan pi taraması özellikle primer immün yetersizlik açısından fevkalade önemli. Çünkü erken tanıyı koyarsanız hastalık herhangi bir viral enfeksiyona yakalanmadan hemen hastaya kemik iliği transplantasyonu, enzim tedavisi veya gen tedavisi başlayıp %95 şifa sağlayabilirsiniz. Tanı gecikir mi? Evet, gecikebilir. Fizik bozuklukları yok bu hastaların her zaman. Ve sık sık enfeksiyon nedeniyle hekime başvurduklarında antibiyotikler kullanıyorlar. Bu antibiyotikler de klasik seyrini hastalığın maskeleyebiliyor. Ayrıca bu kimselere her zaman da her gittiğinde immün yetersizlik için gereken tarama testleri yapılmıyor. O nedenle 5 sene, 2 ile 5 sene arasında hatta 7'ye kayan gecikmeler var, tanı gecikmeleri. Bu da bu hastanın ne kadar gecikirseniz o kadar komplikasyonla karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Ve bu sefer hem immün yetersizliğin tedavisi hem de komplikasyonların tedavisiyle uğraşmak zorunda kalırsınız. Gelelim koronavirüse. Koronavirüs enfeksiyonuna karşı savunma nasıl oluyor immünolojik açıdan? Bunu yapan bir arkadaş, hekim arkadaş yaptı. Ben de ondan esinlenerek, düzelterek, adapte ederek size anlatıyorum. Evet, virüs nasıl oluştu? Yarasayla, pangolinin genlerinin mutasyonuyla anne virüste, ana virüsten %80 gen alarak yeni bir mutant gen oluştu, virüs oluştu ve Çin'de doğdu. Bunu nasıl alıyoruz? Solunum yollarıyla, dokunduğumuz, temas ettiğimiz yüzeylerle akciğere giriyor ama akciğer alanı çok geniş bir nefes aldığınız soluk borularıyla geniş bir alanı oluşturuyor ve bunlara yapışan, neresine yapışacak? Pnömositlerin AC2 reseptörlerine özel duyarlılık gösteren bir virüs yapışıp genini içeri sokacak. Genini içeri soktuğu zaman pnömositler yardım için, enfeksiyon girdiği için ortama interferon lambda 3, tip 3 ve tip 1'i salgılayacak. Lambda aslında 1980'lerden sonra tanımlanan bir interferon ve lokal akciğerin lokal korunmasında fevkalade önem sağlıyor. Eğer virüs az ve çok saldırıya uğramadıysa interferon bu işi pulmoner akciğerin savunmasını sağlayabiliyor ama başa çıkamazsa tabii ki en büyük oranda tip 1 interferon salıyor ve nötrofillerin buraya göçüne, nötrofillerin bakterileri yutmasına, dendritik hücrelerin virüsleri alıp CD8 hücrelerine sunmasına ve onların sitotoksik etkisinin artmasına, bu arada gelen doğal katil hücreleri ki Gündür Hanım'ın özel çalıştığı hücrelerdir bunlar. Bunlar doğrudan hiçbir aracı kullanmadan virüsün yabancı olduğunu algılayıp hemen onları hücrelerinde delik açarak öldürebilirler. Dendritik hücreler T yardımcı hücrelerine uyumakta olan hücreleri uyandırır. Mikrobu tanıştırınca yardımcı hücreler B hücrelerine antijenle birlikte sunumuyla birlikte uyarır ve der ki B hücresine bu antijene karşı özel antikor yap. B lenfositlerimiz normalde çok genişlememiş antikor yapacak hücreler değildir. Ancak antijeni uyandırıldıktan sonra, tanıştıktan sonra T hücreleri tarafından onlara karşı antikor yaparlar. Bunlar ben B lenfositlerini hep kibeleye, doğurgan bir kadın tipine benzetirim. Kibeleyle resmederim. Plazma hücrelerine dönüştüğü zaman immünoglobulin G, A, M hepsini 4-5 tane antikor üretebilirler. Ve bu dönem içinde virüs ne yapıyor? Virüsü aldıktan sonra 2-14 gün içinde kuluçka süresi var. Üremeye başlıyor organizmada. Bakın şöyle üremeye başlıyor. Virüsün klinik belirti göstermesi 2-3 gün sonra da olabilir. En fazla 5-7 gün içinde, 2-7 gün içinde ortaya çıkıyor. Ve bu dönem içinde klinik hastalar başlamadan evvel burada virüslerin çoğaldığını görebiliyoruz. Virüsler burada var ve bulaştırıcılar hastalar. Asemptomatik de olsa bulaştırıcı, hastalık semptomları başlamış olsa da bulaştırıcı. Ve giderek yükselecek, en yüksek oranda 14. günde en yüksek virüs çoğalma oranını
göreceğiz. Fakat peki buna karşı organizma biraz evvel ne dedim? B hücreleri, T hücreleri savaştı. Antikor yapılacak B hücrelerin, T hücrelerin yardımıyla. IgM yapılacak önce. Akut enfeksiyon belirteci olan bir antikordur IgM. Bu 7. günde başlayıp 2 hafta sonra yavaş yavaş azalır. Ve bu antikora karşı enfeksiyon bitiyor ise artık IgM yapmayı bırakıp IgG yapmaya, yani geçirilmiş enfeksiyonu gösteren antikoru yapmaya başlar. Koruyucu antikoru yapmaya başlar. Ve bu antikorda sizin sağlık artık o enfeksiyonu geçirdiğinizin göstergesi olarak karşınıza gelir. Evet, klinik belirtileri en yüksek oranda ateş, öksürük, solunum sıkıntısı. Primer immün yetersizlik hastaları için bir şey söylemek gerekir. Bunlarda enfeksiyoz olma şeyi, mesafesi, uzunluğu daha uzun olabilir, daha uzayabilir. Çünkü koruma mekanizması yeteri kadar yok. Ve antikor yapmayabilirler. Özellikle antikor B hücre işlevi bozuk olan hastalar için söylüyoruz. Peki bağışık olan sağlıklı insanlarda yeniden hastalanabilir mi? Evet. Ne kadar antikor süresinin onları koruduğu virüse karşı bilinmiyor. Yeterli bilgimiz henüz yok. Peki %80 bağışıklık sisteminiz sizi virüs enfeksiyonunun akciğere iyice harap etmesini ve vücudunuza yayılmasını engelleyebiliyor. Ama %14 vakada virüs hızla çoğalıp damar endoteli, gastrointestinal sistem, kalp, böbrek, tüm bunların içindeki acı 2 reseptörlerine yapışarak hastalık ortaya çıkabiliyor. %5'te kritik dönem oluşuyor. Yani o dönemden de kurtulabilirsiniz. Bu sefer bütün sitokinlerin, hücrelerin, aktivasyon markerlarının, toksik oksijen radikallerinin, koagülasyon ürünlerinin salınımıyla karakterize abartılı bir immün sistem gelişebilir. Bu ortamda sizin kritik bir hastalık tablosuna sokabilir. Burada ayrıca aşırı kullanımına bağlı olarak aşırı tüketimi ve apoptoz da hastaların lökopenik, nötropenik ve lenfopenisine yol açar. Çok önemli tanıda tabii erişkinler için. Çocuklarda o kadar değil, %2 oranında. Ama bu arada akciğeri savunurken bir başka olay daha var. Buradaki pnömokoklar eğer varsa etrafınızda, yine ya da salgılarınızda solunumla aldıysanız pnömokoklar da buraya girmeye çalışır ve büyük oranda katkıda yapar akciğerin daha kötü olmasına. Biz bu nedense mevsimsel influenza aşılarının ve pnömokok aşılamasının bu hastalığın en azından bakteriyel enfeksiyonlarını ve diğer viral enfeksiyonlarda korunmada büyük önem taşıdığını vurgulamak istiyorum. Bu halde hastalarımız %2-3 ölümle sonlanabilir. Ama büyük oranda biraz evvel gördüğünüz gibi hastalık %80 hafif bulgularla geçmekte. Peki iki primer immün yetersizlik vakaları nasıl geçiriyor? İki tane vaka var yayınlanmış İtalyanlar tarafından. 34 yaşında 4 aylıkken tanı konulmuş agamma globulinemili vaka, subkutan immün globulin kullanıyor. Bu hastamız 5 Mart'ta ateş öksürükle gidiyor doktora. Evde kal deniliyor ama 13 Mart'ta durum daha kötüleşiyor. PCR pozitif, tanı konuluyor pozitif olarak. Hastaneye yatırılıyor. İki taraflı infiltrasyonu var. Tedavi ediliyor. Fakat bu hastalarda lenfopeni ve lökopenisi de var. Akut faz reaktanları artmış. İki taraflı infiltrasyonu olmaları nedeniyle bunların solunumları normal oluncaya kadar bekleniyor. Ama oksijen tedavisine gerek kalmadan taburcu oluyor. İkinci hasta da 26 yaşında. Yine bu da erken tanı konulmuş bir vaka. İzlemde IVIK alan bir hasta bu da. İngiltere'den geliyor ziyarete Milano'ya. Bir immünoglobulin kan testi yaptırması gerek. Onun için hastaneye uğruyor ve virüsü alıyor herhalde. 1 Nisan'da şikayetleri başlıyor. Evde kal deniliyor. Sürüntüsü pozitif. İnterstisyel pnömoni gelişiyor. Bu çocukta evde oksijen ve ventilatör desteği gerekmiyor. Lökopeni, lenfopenisi var. Diğer T ve B lenfositleri normal. Akciğer grafilerini görüyorsunuz. Normal hastalarda görülen, yani COVID'lerde görülen infiltrasyonlar, buzlu cam görüntüsü, kaldırım taş manzarası görünüyor bunlarda da. Peki bunların ikisi de gayet güzel. Hiçbir problem yaşamadan iyileştiler. Düzenli immünoglobulin infüzyonu alıyorlardı benim açımdan. Bir enfeksiyoncu olarak bronşektazileri yoktu. Kronik akciğer hastalıkları yoktu. Bu nedenle
bence çok daha çabuk iyi oldular. Aslında İVİK tedavisinin koronavirüs enfeksiyon tedavisinde yeri yok. Çünkü biz sadece yerine koyma tedavisi kullanıyoruz immün yetersizliklerde. FDA onaylı olanlar var. Anti-enflamatuar etkileri var. Acaba bu kullandığımız immünoglobulin anti-enflamatuar etkisiyle hastaların nötrofil ve monositlerini makro immün modülatör etkiyle iyi sitokin fırtınasına sokmadan mı iyileştirdi? Veya bunun içinde SARS-CoV-2'ye çapraz yanıt veren bir antikor mu vardı? Sorgulamasında şimdi yapmaktalar bilim insanları. Bir de pasif bağışıklıktan bahsetmek istiyorum. Pasif bağışıklıkta kullanılan plazma tedavisi iyileşmiş insanlardan alınan kanın nötralizan virüslerini ayırt edildikten sonra hasta kişilere verilmesi. Buradaki titrasyon, ELISA antikor titrasyonu 1/1000'in üzerinde olmalı ve nötralizan antikor titrasyonu da 40'ın üzerinde olması gerek. Tek dikkat edileceğimiz şey bizim primer immün yetersizliklerde özellikle selektif IgA eksikliği olan hastalara dikkatle verilmeli. Sodyum sitrat ve metilen mavisine alerji öyküsü olanlara da yine otoimmün hastalığı olanlara çok dikkatle irdelenerek verilmesi diyoruz. O halde etkin ilacımız yok. Koronavirüs aşısı henüz geliştirilmedi. Ne yapabiliriz? Yine hepimizin koruma için önlemlerin hepsini yerine getirmemizde büyük yarar var. Fizik mesafeyi korumayı çalışalım. Sosyal kaynaşmayı sağlayalım, ondan uzaklaşmayalım. Bizim immün yetersizliklerde bir avantajımız var. Bizim hastalarımız hem maske takmadık her zaman da yine de temizlik olasılıklarını çok titizlikle uygulayan hastalar. Bence burada başarımız hem onları korumakta, enfeksiyonlardan korumakta, hem titizlikle uydukları temizlik hijyen koşulları, hem de İVİK tedavisi onları hastalıklardan koruyacaktır. İmmün Yetersizlik Derneği Başkanı Ömer İren her sene bu günlerde tanıtıcı ve farkındalık yaratıcı konuşmalar yapmakta. Bu balonlarda da yine sevgili Işıl'ın resimleri var. Biz her sene balonlar uçuruyoruz. Her bir balon aslında iyileşen, tanık olan bir hastayı temsil etmekte. Biz onları uçurarak hepsinin iyileşmesini sağlamasını dileğiyle bu bayramları, bu bir immün yetersizlik haftasını sevgiyle kutluyoruz. Türk İmmünoloji Derneği'nin bu dijital ortamında bu konuşmayı bana fırsat veren her bütün dernek yönetim başkanına ve üyelerine çok teşekkür ederek sorularınızı bekliyorum. Konuşmamı bitiriyorum. Ben de bu güzel konuşmanız için çok teşekkür ediyorum Yıldız Hocam, Yıldız Ablacığım. Çok güzeldi, çok açıklayıcıydı. Ağzınıza sağlık. Birkaç tane sorumuz var. Onları size iletmek istiyorum. Evet. Sevgili Selcan sormuş İmiyet'ten, İmiyet'ersizlik hastalığı hastamız. Yıldız Hocam, bu süreçte cansız olan zatürre aşısı olmalı mıyız diye soruyor. Bir de bebeklerde menenjit aşıları yapılmalı mı? Evet sevgili Selcan, adayı yaptırabilirsin. Evladı var benim immün yetersizlikli Selcan. Işıl'ın hastasıdır, çok sevgili. Evet, ölü aşılar yapılabilir. Canlı aşılar için sorun yok. İnfluenza da ölü bir aşı. Özellikle biz değişken immün yetersizliklerde geçirilmiş bu yeni, mesela yeni yapılacaksa da influenza her sene yapıldığı için, influenza her gün, her sene değiştiği için o antikorlar verilen immünoglobulinler içinde olmadığı için biz aşıları yapabiliyoruz diyoruz. Ama antikor yanıtı daha düşük olabilir ama koruyabilir. Peki. Menenjit aşısı için de öyle. Aynı şey geçerli. Adaya yaptırabilirsin canım. Aday ismi Selcan. Evet. Selcan'a sevgiler buradan. Uludağ İmmünoloji'den Mert, yüksek doz İVİK uygulamalarının COVID'de başarılı olduğuna dair bazı yayınlar var diyor. Ben gerçi olmadığına dair yayın okumuştum ama Yıldız Hocam'ın fikrini alalım. İVİK kullanına yorumunuz şimdi ne olur? Bazı şöyle, acaba donörler nereden alınıyor? Şimdi SARS geçiren, orada öyle bir yayın da var. SARS geçiren insanlardan alınan kanlarda %80 belki homoloji gösteriyor ve orada yardımcı olabilir. Ama onun dışında immün modülatuar etkisinden başka bir etkisi olduğuna inanmıyorum.
Ama sepsis, yeni doğan sepsisinde kullanma indikasyonu olabilir. O da FDA onay dışı. Mesela. Orada evet. Da eksiğini yerine koyuyorsunuz. Sen de immün yetersizlik olduğu için prematüre. Evet. Evet. İle ilgili bir soru var. Sevgili İhsan sormuş. İngiltere'de 9 yaşın altındaki çocuklarda COVID'in ağır gittiği ile ilgili çalışmalar başlamış. Acaba diyor ki BCG, polio gibi klasik aşıların yapılmamasından dolayı olabilir mi bu? Bir de eğitilmiş doğal immünitenin iyi gelişmemiş veya az olmasının bir etkisi olarak mı kaynaklanıyor diye soruyor sonuçta. Hayır, 9 yaşın altında öyle çok yüksek bir aşı yok. Benim 2143 vaka var, yayınlanmış. Onların içinde sadece 1 yaşın altındakiler yoğun bakıma alınıyor. 1 yaş %10 yoğun bakıma alınma oranları. Diğerleri enfeksiyonla geçiriyorlar ama çok yoğun hastalık geçirmiyorlar. Şimdi diğer konu aşılar. Aşılar, biz BCG aşısını rutin yapıyoruz zaten 3 aylık 2 aylıktan itibaren çocuklarımıza canlı aşıyı Türkiye'de hiçbir zaman kesmedik. Diğer aşıları da rutin yapmaya çalışıyoruz. %90-95'lerde bunlar zaten çok iyi yapılıyor. Son senelerde arttı 20 binlere aşı yaptırmayan insanlar. Ki artık bundan sonra bu enfeksiyonun bize bir faydası olacak. Aşının ne kadar yararlı olduğu. Gelelim trained ya da eğitilmiş immün sisteme. Sevgiyle anıyorum. O hep der ki aşılar insanları, aşı yaparsanız kamçılarsınız immün sisteme. Evet, siz aşılayarak insanları kamçılıyorsunuz. Biz evvelce bilmiyorduk ki TB hücrelerinin sadece bellek hücreleri olduğunu sanıyorduk. Oysa sonra anlaşıldı ki biz bu aşılarla çocuklarımızın immün sistemini eğitmişiz. Yani o zaman innate immün sisteminde bir bağışıklık şeyini ayarlamışız. Buna da trained immunite ya da eğitilmiş immunite başlığı altında toparlanabiliyor. Evet. Çok teşekkür ederiz açıklamanız için. Aşı dışında son bir soru, bunu da sorup sizi devam etmek istiyorum. Hilal Samast sormuş. Herkesin immünoloji gününü kutlarım demiş. Biz de onunkini kutluyoruz. Ten rengi değişimi söz konusu mu? Nasıl mümkün olabiliyor? Bir de erkek hastalara kadın hormonu enjekte edilecek diye bir haber duymuş. Bu doğru olabilir mi diyor. Kadınlarda daha az görülmesinin, erkeklerde fazla görülmesinden dolayı herhalde böyle bir şey okudu. Ben buyurun. Ona pek inanmıyorum. Bence erkeklerin daha çok sokaklarda, iş yerlerinde çalışmasının önemi var, daha fazla olmasının. Her zaman öyledir zaten. Evet. Erkek çocuklar da etraflarda daha çok dolaşır. Kızlar izin verilmez. Türkiye'de de öyledir yani. Bilardo salonları hep erkek çocuklarla doludur yani. İnternet salonları ya da. Onun için ona inanmıyorum. Bu bir evet, efsane gibi söylüyorum. Yalan efsane. Renk değişimi için. Renk değişimi olabilir mi? Bir hastada gösterildi. Ama adamın hemoglobin apatisi mi var? Nedir bilmiyoruz ki. Eğer verdiğiniz ilaç demirleri açığa çıkırdı, demir hemokromatozu yaptıysa renk değişimi olur tabii. Ama onun hem verdiği ilacın toksik etkisi nedir? Hem sarılık da olabilir. Hepatotoksit de gelişebilir zaten verdiğiniz ilaçlardan. Zaten karaciğeri de tutuyor. O nedenle biriken sarı renk, ayrıca demir, bunlar birleştiyse belki o hastada görüldüğü gibi olabilir. İleride zaten enfeksiyon SARS-CoV-2 biz yeni öğreniyoruz. Biz primerimin yetersizlikleri öğrenirken her gün yeni öğreniyoruz diyoruz. Her yeni vakalarda, her yeni vaka bize bir eğitim. Bu enfeksiyon içinde bize COV yeni bir eğitim. Hepimiz 4 aydan beri, 5 aydan beri eğitiliyoruz. Devamlı okuyoruz. Hatta şöyle bir şey, antikorlar bu kadar kaçıyorsa, antikor yapmıyorsa bazı kişilerde, o zaman diyorum ki ben virüsün kaçış noktaları var. Pek de kendini immün sisteme göstermeyip antikor da yapmayabilirsiniz. Evet. Güzel katkılarınız ve güzel cevaplarınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Burada size hoşça kalın diyoruz şimdilik. Dünya İmmünoloji Günü kutlamalarına geçeceğiz. Ağzınıza evet. Sağlık Yıldız ablacığım. Bağlarız, çok teşekkür ediyorum. Günler çok güzel. Hoşça kalın. Sağ olun. Pardon.
Evet, sözü sevgili dernek başkanımız Profesör Doktor Barbaros Oral'a bırakmadan önce, şimdiye kadar Türkiye İmmünoloji Derneği'nde hizmet ve görev almış, tüm bu alanda gönül vermiş tüm çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Şu anda yönetimde çalışan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, biraz sonra onlarla da tanışacaksınız. Kendilerine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu arada bu olanakları sağlayan D-Event'e de katkılarından dolayı çok teşekkür ederek sözü sevgili başkanımıza bırakıyorum. Barbaros, söz sende. Teşekkürler. Herkese merhaba. Öncelikle Yıldız Hocama çok teşekkür ediyorum bu güzel sunumlar için. Temel immünolojiden alarak kliniğe geçti. Daha sonra COVID-19'la bağlayarak çok güzel bir sunum yaptı. Bu anlamlı günde bize katılarak, bize onur verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Öncelikle şahsım ve Türk İmmünoloji Derneği adına herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz İmmünoloji Günü'nü Türk İmmünoloji Derneği olarak 2005 yılından beri çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Ve geçen 15 yıllık süreçte yaşadığımız sağlıkla ilgili birçok olay bize bağışıklık biliminin ne denli önemli olduğunu bu arada bize gösterdi. Ve immün sistemin bileşenlerine hedef alan yeni tedavi yaklaşımlarıyla kanserler, hematolojik hastalıklar, romatolojik hastalıklar, alerjik hastalıklar gibi hastalıkları daha etkin şekilde tedavi edebilir olduk. Ve bu süreçte yine checkpoint inhibitörleri, CAR-T ve CAR-NK hücre tedavileri, tolerans indükleyici tedaviler, T hücre tedavileri gibi ülkesel tedaviler ile tanıştık. Ve yine yeni moleküller teknolojilerinin yaygın olarak immünolojik çalışmalarda da devreye girmesiyle yeni keşiflere de yelken açtı. İmmünolojik tanı yöntemlerimiz çeşitlendi ve genişledi. COVID-19 pandemisiyle de bağışıklanarak korunmanın ve tedavide immün sistemi hedeflemenin ne kadar önemli olduğu, bağışıklığımızın zayıf olduğu durumlarda ne kadar zor durumda kaldığımızı gördük ve yaşadık. Bütün dünyanın immünolojinin ne kadar önemli olduğunu kabul ettiği bugün de, bu dönemde ülkemize de immünolojinin hak ettiği ilgiyi görmesini diliyorum. Önümüzdeki yıllarda inşallah tıptan uzmanlık alanı olarak yer alan, tıbbi laboratuvar uygulamaları altında kendine yer bulan bir immünolojiyi hayal ediyorum. Ve tüm immünolojiye gönül verenlerin Dünya İmmünoloji Günü'nü kutluyorum. Ben de Gündür Hocamız gibi de event firmasına bu çevrim içi olan yayınlardaki desteği için teşekkür ediyorum. Bugün konuklarımız var. Bazıları yurt dışından, bazıları yurt içinden. İlk konuğumuz hazırsa ekranı almak istiyoruz. Hazır mı acaba Tolga'cığım? Evet, ilk konuğumuz Derya Unutmaz. Derya Unutmaz'ı ekrana gelene kadar kısaca tanıtayım size. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra İsviçre'de bir dönem çalışmış Novartis'te ve daha sonra da İtalya'da Novartis ve Cairo'nun İmmünobiyoloji Araştırma Enstitüsü'ne geçmiş kendisi ve 1996'ya kadar burada çalışmalarını sürdürmüş. Daha sonra 96'dan 99'a kadar New York Üniversitesi Howard Hughes Medical and Skirball Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalar yapmış. Bugüne kadar 22 binden fazla atıfı olan Derya Unutmaz, 2014 yılından beri ABD'de Connecticut'taki 1600 kişinin çalıştığı Jackson Laboratuvarlarında, Laboratuvar Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak çalışıyor. H indeksi de hocamızın 60'ların üzerinde. Derya Hocam katılabilir mi? Galiba. Ses. Duyuyor musunuz? Katıldım şimdi. Evet, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkürler. Biz nasılsınız? Siz Amerika'daki durumu öncelikle öğrenmek istiyoruz. Daha sonra da Dünya İmmünoloji Günü ile ilgili olarak sizden birkaç cümle almak istiyoruz. Tabii tabii. Öncelikle herkesin Dünya İmmünoloji Günü'nü kutlarım böylece. Bütün dünyada immünoloji günü olduğunu öğrendi korona sayesinde. Bu da güzel bir şey bizim için. Amerika'da ben burada özel adamda yaşıyorum. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Amerika kötü. Evet, gerçekten insan hayret ediyor. Son iki ayda olanlar burada hiç tahmin etmeyeceğimiz şekilde gelişti. Şu anda belli yerlerde kontrol altına alınmış durumda.
belki işte Washington eyaleti, Kaliforniya'nın bazı bölümleri gibi, New York oldukça kontrolü alıyor gibi. Ama bir taraftan da Amerika'nın diğer eyaletleri bugün açılmaya başladı ve oralarda tabii yayılma devam edecek. Önümüzü göremiyoruz açıkçası. Yani nüfusun belki %5'i şu anda enfekte olmuş durumda. Bu artarak da devam edeceği gözüküyor. Bakalım önümüzdeki günler gösterecek. Onun dışında çok fazla vaktinizi de almayayım. Bu tabii aslında şöyle söyleyeyim. Ben uzun yıllar HIV üzerine çalışma yaptım. Ve bunu da her zaman söylerim. HIV'den öğrendiğim kadar immünolojiyi başka bir şeyden öğrenmedim. Virüsler, bu patojenler bize gerçekten çok şey öğretiyorlar. Bu sayede aslında işte bugün de bildiğimiz gibi örneğin Tolga'nın da üstünde uğraştığı konular, bu virüsü kullanarak kanser tedavisi geliştirmeye çalışıyoruz. Hiç tahmin etmediğimiz yollara bizi çeviriyor. Bu bakımdan da bu immünologlar olarak bizim için bir fırsat da diyebiliriz. Tabii ki çok kötü bir fırsat, çok kötü bir şartlar altında ama aynı zamanda da bu virüsün yaptığı hasarı, nasıl bir immünolojik cevap verdiğini öğrenmemiz aslında birçok diğer hastalıklara da faydası olacak diye düşünüyorum. Bir de bir iki şöyle genel olarak yani immünolojik bakış açısından bir iki şey söyleyeyim. En azından bunlar benim görüşüm. Yani şu anda çok belirsizlik var. Aşı konusunda belirsizlik var. Tabii inanılmaz bir efor gösteriyor insanlar ama yani şöyle de bir yanlış algı var. Yani işte biz bu hastalıktan nasıl kurtulacağımızı biliyoruz, aşı yapmasını da biliyoruz, bu işi çözeceğiz şeklinde. Daha henüz bu belirli değil. Yani antikorlar var, belli bir demek ki bir faydası da var. Ama ne kadar bu antikorlar faydalı o da belli değil. Ne kadar neutralization yapıyorlar. T hücrelerinin rolü nedir? Innate sistemin rolü nedir? Bence çok önemli olacak bu konuda. İhsan hocamız ve diğerleri de bu konuda çalışıyorlar. Şu anda işte trained immunity dediğimiz BCG aşısı vesaire onlar deneniyor. Bir de bu yaş olayı çok ilginç. Yani çocuklarda immunodeficient olan insanlarda bile o kadar ağır geçmediği gözleniyor. Neden bu böyle? Bunları da anlamış değiliz. Tabii antibody dependent enhancement olayı var. Bu antikorların Fc reseptörlerine bağlanması, patolojiyi onlar mı yapıyor? Sonuçta stokin fırtınası devam diyoruz ama gerçekten bir stokin fırtınası mı var? Yoksa bu farklı bir olay mı? O da belli değil. Tabii sonuç olarak bu interleukinler artıyorlar. Ama tam bir böyle bir septik şok prezentasyonu da göstermiyor. Veyahut da işte 1918 Spanish Flu'da olduğu gibi bir stokin storm gözükmüyor. Ki orada zaten daha bağışıklık sistemi daha güçlü olan insanlar etkilendiler. Burada tam tersi bir durum gözleniyor. Yani sonuç olarak bilmediğimiz çok konu var. Bu bizim için immünolojiyi de daha iyi anlamamız açısından, ne kadar kompleks olduğunu öğrenmemiz açısından önemli bir fırsat olacak. Tabii ki bilimi doğru yaparak etik kurallar içinde maalesef o konuda da eksiklikler var, görüyoruz. Onlara uyarak yolumuza devam edeceğiz. Kurtulacağız yani bundan da. Kesinlikle eminim. İmmünoloji başaracak sonunda. İnşallah. Çok teşekkürler Derya Hocam. Biz ileriki tarihlerde zaten sizi tekrar burada misafir edeceğiz biliyorsunuz. Programınız uygun olduğunda. Biz de dernek olarak, Türk İmmünoloji Derneği olarak Dünya İmmünoloji Günü'nüzü kutluyoruz. Katılımınız için sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Herkese selamlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Sağ olun. İhsan'cığım buyur. Herkese tekrar merhaba. Özellikle Yıldız Hocamızın da konuşmasından sonra bence çok anlamlı bir sunumdu ve yerinde bir konuşmacı seçtik. Hepinize teşekkür de ediyorum. Bütün dernek üyelerinin, hepinizin ben de
İmmünoloji gününü candan kutlarım. Evet, immünolojinin de önemi yavaş yavaş anlaşılıyor Derya'nın da dediği gibi. Şimdi yurt dışından konuklarımız var demişti Barbaros. Şefik hocamızı ben davet etmek istiyorum. O da hem bugünle ilgili hem de genel olarak oralarda durum nasıl bize birkaç cümleyle anlatabilir. Şefik hocamızı tanıtmaya gerek yok. O bizim her zaman destekçimiz, her zaman yanımızda olan ve onunla çok keyifli derslerini, sunumlarını dinlediğimiz bir hocamız. Birçok arkadaşımızı yetiştirdi. Harada bu genel konularla ilgili çok iyi fikirleri var. O yüzden kendisini de bugün bize söyleyeceklerini hocamızı tarafa dinleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz. İmmünoloji gününüzü kutluyorum. Sizden birkaç cümle alabilir miyiz lütfen? Keyifli derslerini, sunumlarını dinlediğimiz hocamız birçok arkadaşımızı yetiştirdi. Hocam YouTube'u kapatabilir misiniz? Pardon. Tamam şimdi. Çift ses duymaya başladım da onun için şaşırdım ya. Sıra benim mi şimdi Tolga? İzin var mı? Buyurun hocam, şimdi sıra sizde. Şimdi ben herkese çok teşekkür ederim. Bugün birazcık koronadan uzaklaşıp bizim deneyimiz üzerinde yoğunlaşmak istiyorum. Biliyorsunuz hem İsviçre, hem Almanya, hem Amerika'da ve Türkiye'de 3-4 değişik deneyin nasıl çalıştığını yakından izledim. Bunların içinde kuşkusuz en başarılı dernek Türk İmmünoloji Derneği. Bunu size yağ çekmek için söylemiyorum. Kıyaslamalı olarak üçünün içinde de yaşadığım için biliyorum. Bunun içi emeği, tüm bunlar için emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Özellikle vurgulamak istediğim, altını çizmek istediğim bir şey var. O da Günnur'un, Barbaros'un, İhsan'ın, Tolga'nın muazzam bir işbirliği içinde ve ahenk içinde çalışması. Ben bunu keşke bizim iktidarlarımız da birazcık bundan ders alsa da öğrense diye bitirmek istiyorum. Bir önerim var. Türk İmmünoloji Derneği çok başarılı işler yapıyor. Yalnız buna eklenecek şeyler de var. Bunların başında gençlerin eğitimine biraz daha fazla zaman ayırma, program yapma geliyor. Bir de Türk İmmünoloji Derneği'nin yayın organı olan İmmünoloji Derneği yayın organı olan organımıza yeterince İngilizce veya Türkçe yayın ilgi gösterilmediğini düşünüyorum. Bu bakımdan acaba bizler, en başta ben olmak üzere Günler'e söz verdim. Şimdi bir makale yazıyorum. Diğer arkadaşların da bu konuda biraz daha aktif rol almaları büyük bir ilerlemeye sebep olacaktır. Bir de gençlere biraz daha hani bundan sonraki gelecek gençlere de yol vermek için, onları eğitmek için daha fazla burs verebilmenin yollarını bulmalıyız diye düşünüyorum. Son olarak da dil konusuna değinmezsem herhalde bana gücenirler. Yalnız Türkçeleştirme değil. Ben yavaş yavaş fikrimi değiştiriyorum. Bizim ana dilimiz Türkçe ama dünyanın ana dili İngilizce. Onun için doğru dürüst bir İngilizceyi nasıl öğreniriz? Türk İmmünoloji Derneği bu konuda ne yapabilir bilmiyorum. Ama bu iki dili birden çok iyi bir şekilde öğrenmenin yollarını aramalıyız. Gençlerimize yardım etmeliyiz. Bu bakımdan size şu anda yanımda olan Erwin Schrödinger'in bir lafını anlatmak istiyorum. Schrödinger Nobel almış bir insan. Londra'da konuşmaya çağrılıyor. Çocukluğunda İngilizce ve Almancayı Viyana'da ana dili olarak öğrenmiş bir insan. Londra'da konuşurken bir arkadaşına diyor ki, benim sana ihtiyacım var. Çünkü diyor ben İngilizce konuşacağım. Yabancı bir dil, yabancı bir insanın elbisesini giymiş gibidir.
Bunun için bana lütfen yardım et, bu elbiseyi bana nasıl uyduracaksın, sana ihtiyacım var diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ana dili gibi konuştuğu halde kendini yeterli hissetmeyen bir Nobelli ile karşı karşıyayız. Bence Türkiye'de eğitim düzeni şudur, bunu bunlara girmeyelim ama Türk İmmünoloji Derneği gençliğimizi İngilizce açısından yahut da Türkçesi varken Türkçesi açısından nasıl eğitebilir, bunun üzerine biraz düşünmemiz lazım. Yani bir programlar yapmamız lazım. Ben dışarıdan elimden gelen desteği vereceğim. Herkese çok çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabii biz de savunmak olarak değil ama aynen bu görüşlerinizi destekleyici bir mantıkla Barbaros'un önerisiyle işte biliyorsunuz mimikleri yapmaya başladık. Yani tabii ki daha aktif olmalıyız gençlerimizle ilgili ama en azından gençlere orada hem de uluslararası yani iyi kalitede bilim insanlarının bize yaptığı geri bildirimlerde gözlerine inanamaklarını söylüyorlar ve gerçekten bu gençlerimizde de bir gelecek var. Çok da iyi ilgililer ama daha fazla ve daha yaymamız lazım. Kesinlikle haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Günler, merhaba. Aç hocam, buyurun. Merhaba herkese. Ben de tüm İmmünoloji Camiası'nın Dünya İmmünoloji Günü'nü kutlamak istiyorum. Ben size Almanya'dan Doktor Mustafa Diken'i konuşması öncesinde bir tanıtmak istiyorum. Doktor Diken 2004 yılında ODTÜ Moleküler Biyoloji Genetik Bölümünden mezun olduktan sonra Almanya'ya giderek Johannes Gutenberg Üniversitesi Mainz'da tümör mühendisi üzerine çalışmış Profesör Uğur Şahin'in ekibinde. Kendisi 2010 yılından beri Translasyonel Onkoloji Enstitüsü TRON'da İmmünoterapi Geliştirme Merkezi'nde müdür yardımcısı olarak görev alıyor. 2020'den son 4 aydır da BioNTech RNA Pharmaceuticals firmasında aşı ve immünoloji bölümünde başkan yardımcısı olarak görev alıyor. Genel olarak Dr. Diken kanser aşısı üzerine çalışmasına rağmen özellikle BioNTech RNA firması şu anda ilk Almanya'daki ilk COVID-19 faz 1-2 aşı çalışmalarını yapacağı için ben hem kendisinden Almanya'daki durumla ilgili, bu aşıyla ilgili, bir de immünoloji günüde neler söylemek istiyorsa onlarla ilgili çok kısa söz ona bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim. İmmünoloji günümüzü de kutluyorum. Almanya'dan bahsedecek olursak benim bulunduğum şehir Mainz ve onun bulunduğu eyalet Rheinland-Pfalz Almanya'da en az etkilenen eyaletlerden. Almanya'da toplam 160 bin vaka var. Bunun 120 bin... Hocam kusura bakmayın, lafınızı kesiyorum. Ekranınız yan duruyor, çevirebilir misiniz? Tabii ki. Tamam. Dediğim gibi Almanya'da 160 bin vakanın 120 bini iyileşmiş durumda ve her geçen gün aktif vaka sayısı düşüyor. Bununla beraber Almanya'da bir normalleşme sürecine girmiş durumda. Belli boyutları geçmeyen dükkanların açmasına izin veriyor. Hayatı normalleştirmeye çalışıyorlar. Okullar henüz açılmadı ama yine de her geçen gün bazı kuralların daha da gevşetildiğini görüyoruz günlük hayatta da. Fakat mesela alışveriş yaparken yine maske takma zorunluluğu getirildi. Almanya'da durum böyle. Biz ne yapıyoruz bu konuda, korona konusunda? Ben aynı zamanda BioNTech'te de çalışıyorum. BioNTech, binin üzerinde çalışanı olan, yakın zamanda da halka arz edilmiş bir biyoteknoloji firması. Son 10 yıldır immünoterapi üzerine çalışıyoruz. Aynı zamanda bulaşıcı hastalıklar üzerine de aşılar geliştiriyoruz. Korona pandemik bir olay olgu olduğundan itibaren, yılın başından, Şubat ayından itibaren bu konuda çalışmalarımıza başladık. Yaklaşık 3 ay içinde bütün in vitro ve hayvan deneylerini bitirerek, geçen hafta 23 Nisan'da
Almanya'da ilk gönüllüye RNA bazlı aşımızı enjekte ederek faz 1, faz 2 klinik aşamaya geçmiş bulunmaktayız. Tabii önümüzdeki süreci biz de merakla bekliyoruz. Umarım ilerleyen günlerde benden ya da medyadan yine güzel haberler alabilirsiniz. Sadece Almanya değil, diğer ülkelerde de bu aşı denemesi devam edecek. Tabii ki uzun bir süreç, farklı aşamaları olan bir süreç. Fakat bu kısa sürede başlayabildiğimiz için biz de çok mutluyuz. Söyleyeceklerim şu an bu kadar. Çok teşekkürler. Peki bu kaç, yani kaç kişi de denenmesi planlanıyor bu faz 1'in? Onunla ilgili bir sayı evet, mı? Yani ilk aşamada 100'den fazla kişi üzerinde denenmesi lazım. Farklı dozlarda, farklı yaş gruplarında. Daha sonra faz 2 ve faz 3 çalışmalarında tabii ki binlerce kişiden denenmeli ve sonuçların analiz edilmesi lazım. Bunların tabii ki hepsi zaman alan analizler. Fakat bundan sonraki süreç yine aynı şekilde, hızlı bir şekilde devam ettirmeyi umuyoruz. Farklı klinik sitelerde, farklı yerlerde hastaları ya da hasta demeyelim, denekleri aşılayarak kısa bir sürede bu sayıya ulaşmayı umuyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Mustafa. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz Mustafa Hoca. Şimdi sıradaki konuşmacıyı tanıtmakta bana düşüyor. Aynı zamanda çok yakın bir arkadaşım Doktor Adil Doğan Aydur'u İsveç'ten bağlanacak. Doktor Duru 2004 senesinde Sabancı Üniversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik bölümünden mezun oldu. Doktorasını İsveç'te Karolinska Enstitüsü'nde yaptı. Doktora sonrası çalışmalarını da yine Karolinska Enstitüsü'nde devam ettirdi. Daha sonra Amerika'da, Florida'da Nova Southeastern Üniversitesi'de kendi grubunu kurarak kendi araştırmalarını yapmaya başladı. Şu anda yine yani şu anda hem İsveç'te Karolinska Enstitüsü'nde hem Nova Southeastern Üniversitesi'de birden çalışıyor. Kendisini İsveç'te yakalamış bulunuyoruz. Hocam hoş geldiniz. Sizin de mesajlarınız varsa İmmoloji mesajlarınız onu alalım. Ama öncelikle bir şeyden İsveç'teki durumdan da bahsederseniz iyi olur. Ekranı görüyor musunuz? Ekranı Beni görüyor musunuz şu an? Evet, görüyoruz şu an. Tamam, ben öncelikle İsveç'ten biraz bahsedeyim. İlk olarak hepinizin İmmüloji Günü'nü kutluyorum. Ve Türk İmmüloji Derneği'ne bu etkinliği ve daveti için de çok teşekkür ederim. Hepinize selamlar, sevgiler Stockholm'da. Biz Stockholm'da self isolation'dayız, evdeyiz çocuğumuzla. Alexis'ten de size buradan selam yollamak istiyorum. Şimdi İsveç, birçoğunuz belki duymuşsunuzdur, bu koronayla mücadelede farklı bir strateji izliyor. Bazı kaynaklar bunu eleştiriyorlar, bazı kaynaklar ise bunu destekliyorlar. Doğruyu söylemek gerekirse şu an Stockholm'da dışarı çıktığınız zaman hayat bayağı normale yakın bir şekilde devam ediyor. Ama İsveç'in normaline yakın bir şekilde devam ediyor. Tabii ki restoranlarda ya da toplu etkinliklerde belirli kısıtlamalar geldi. Fakat şu anki durum, bugünkü sayıları tam bilmiyorum ama 20 bin üzerinde hastamız, 2 bin üzerinde de vefat eden vatandaşımız var. Şu an vefat eden insanların büyük bir kısmı da huzur evlerinde bulunan yaşlı hastalardan oluşmaktadır ve buna karşı da son zamanlarda özel önlemler alınmaya başladı. En büyük sorunlardan birisi test sayısıydı her ülkede olduğu gibi. Fakat yine gelen tepkiler üzerine test sayıları artmaya başladı. Özellikle sağlık çalışanlarının ve onları destekleyen birimlerin çalışanlarının test sayıları arttırmaya başladı ve bu testler de 5 yıl boyunca devam edecek. Durum bu. Umarım İsveç'in denediği bu sistem çalışır çünkü daha kötülerini ne yazık ki dünyada gördük ve üzüntüyle karşılıyoruz. İsveç'te durum aşağı yukarı böyle.
Ne yazık ki belirli kısıtlamalar konusunda hükümetin elinde yetkileri yoktu ve bu kısıtlamaları yapmadılar. Fakat ülkenin kültürel ve sosyal yapısından dolayı Mart başından beri de birçok şirket zaten insanlarını, çalışanlarını evlerinden çalışmaya yolladılar. Bir farklılığı da İsveç'in diğer toplumlardan. Mesela Stockholm'un yarısı neredeyse tek jenerasyon olarak bir ya da iki kişi yaşayan insanlardan oluşmakta. Bu da zaten doğal olarak bir self-isolation ortamı yaratmaktadır. Ve hasta... Evet, İsveç'te zaten izolasyon normal şartlarda bile bize göre çok yüksek diyebiliriz. Tabii otobüs durağında normalde beklerken yanınıza bir metre yanınıza kimse gelmez, sizi rahatsız etmezler. Durum öyledir. Şimdi ben bir koronadan biraz uzaklaşıp günün mesajına geldim. Aslında bir 2-3 slide hazırlamıştım size göstermek için ama ne yazık ki Zoom application ile bir sorun yaşadım. Gösteremiyorum. Önemli değil hocam. Mesajlarınızı alalım bir sözü. Ben size şöyle bir mesaj vereyim. Şimdi Tolga'cığım senin 2012 yılında tezinin ilk paragrafında çok birinci referansın atıfı Lady Mary Wortley Montagu'nun İstanbul'a yaptığı gezi ve o gezi süreciyle smallpox vaccination'ın nasıl İngiltere'ye gittiği ve bu yaptığı gezide yazdığı mektupları da aslında oradan birkaç screenshot almıştım senin tezine atıfla. Yollayacağım yazdırdığım prezentasyonu, slide gösterisini sana da belki kullanırsın. Onun için benim bugüne ve ikinci slide'ım da bir Alexis'in, bizim çocuğumuzun aşı bir belgesiydi. Bütün aşılarını yaptırdığımızı ve hem onu hem de hepimizin geleceğini korumak açısından böyle bir tavsiyede bulunmak herkese istiyorum. Lütfen aşı yaptırın. Hem çocuklarınıza hem kendinize gereken aşıları yaptırın. Geleceğimizi ve çevremizi koruyun diyorum. Tekrar size, tüm derneğinize ve tüm çalışanlarınıza ve destekçilerinize teşekkür ediyorum. Hepinizin İmmünoloji Günü kutlu olsun. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Görüşmek üzere. Güver hocam, şimdi sözü size bırakıyorum. Evet, ben de almaya çalışıyorum. Mikrofonumu açarak inşallah sesimi... Evet, şu anda sesim geliyor galiba. Teşekkür, merhabalar. Aslında ben de her şeyden önce tabii bu evde kalma günlerinin bizi ne kadar daha çok buluşturduğunun altını çizmek istiyorum. Bu sanal buluşmalar gerçekten çok iyi oldu. Çok daha kolay bir araya gelebiliyoruz. Umarım bu webinarlarımız da dinleyiciler tarafından benzer bir şekilde olumlu karşılanıyordur. İmmünoloji gününü yıllardır kutluyoruz ama bu kadar doğrusu üzerine düşmemiştik galiba. Ya da ben bu sefer biraz daha işin içindeyim galiba onun için. Hoşuma gidiyor. Bu buluşmaları sürdürelim isterim. İmmünoloji günü değil de günleri olarak inşallah önümüzdeki günlerde tekrar buluşalım derim. Dicle'yi de bu arada fazla bekletmeden alalım isterseniz. Onu ben sunacağım, davet edeceğim konuşmacı bugün Dicle Güç. Dicle hoş geldin. Ben bu grup adına bugün sana hoş geldin demek istiyorum. Duymadık seni henüz. Sen bizi duydun inşallah. Duyuyorum ben sizi. Siz beni duyuyor musunuz şimdi? Şimdi duyuyoruz. Hoş geldin. Çok çok güzel oldu seni görmek burada. Bu bahar gününde bahçeni bırakıp bizim için ekran başına geçtiğine teşekkür ederiz. Dicle'yi tanıtmakla ilgili olarak çok fazla bir şey söylemek gereğini duymuyorum. Dicle bizim İmmünoloji camiasında en iyi tanıdığımız, uzun yıllarını bu işe vermiş, yıllardır bize immünolojiyi anlatmaya, öğretmeye, sevdirmeye çalışan elemanlardan biri biliyorsunuz. Gençliğinden sevmiş bu işi. Ta İngiltere'lerde doktorasını yapıp gelmiş. Ondan sonra da Hacettepe'de yıllarca immünoloji öğretmiş ve çalışmış. Çok insan yetiştirmiş. İmmünolojinin gerçekten eğitim gurularından biri olmuştur benim gözümde. Şimdi de bu şekilde İzmir'den katılarak bize desteğini sürdürüyor. Daha da sürdürecek diye bekliyorum.
Fazla uzatmadan Dicle seni immünoloji günüyle ilgili düşündüklerini paylaşmaya davet ediyorum. Çok hoş geldin. Öncelikle bu güzel tanıtım için çok teşekkür ediyorum. Sizleri görmek gerçekten insana moral veriyor. Hepinize merhaba. Herkesin Dünya İmmünoloji Günü'nü kutluyorum. Aslında bu kutlamayı her yıl olduğu gibi bir arada birbirimizi kucaklayarak yapabilmeyi çok isterdim. Ama bu sene bu eksiklik Türk İmmünoloji Derneği'nin bizi dijital olarak kavuşturmasıyla hafifledi gerçekten. 3 haftadır devam eden bu YouTube webinarları aslında immünolojinin öneminin kavranması, immünolojiyle ilgili farkındalığın artması, derneğimizin görünürlüğü, kongre katılımlarıyla erişemeyeceğimiz kadar çok sayıda dinleyici kitlesine ulaşması, yani yaygın etkisi açısından çok kıymetli, çok önemli. Bu vesileyle hem sizleri Türk İmmünoloji Kurulu Yönetim Kurulu'nu, Dernek Yönetim Kurulu'nu tebrik etmek istiyorum, hem de teşekkür etmek istiyorum. Aslında hepimiz çok da sık rastlanmayan farklı bir döngü süresindeyiz bu pandemiyle. Yeni deneyimlerden geçiyoruz ve bu dönem gelecekte oluşacak birçok değişime de gebe. Umarım değişen dünyayı, değişecek olan dünyayı iyi bir şekilde değiştiririz. Diğer canlı gruplarına da biraz daha saygılı, dünyaya, doğaya daha saygılı bir hale getiririz. Bir yönden bakacak olursak aslında son 1,5-2 aydır tüm dünyada ana akım medya her gün bir virüse karşı gelişecek immün cevabı sorguluyor. Olacak mı, olmayacak mı diye bundan bahsediyor. Antijenler, antikorlar bizim ders kitaplarımızdan, laboratuvarlarımızdan, oradaki karantinadan kurtuldu. Ortalıkta rahatça dolaşıyor. Bizlerin aksine başrolü almış durumdalar her yerde. Herkes bağışıklıktan bahsediyor. İmmün sistemin güçlendirilmesini tartışıyor. Yani bu iş çok kötü de olsa biraz galiba immün sistemin tanınmasına, söz edilmesine yararlı oldu. Bizlerin yaşam yatırımını yaptığı bu güçlü araç, yani immün sistem, tıpkı diğer mikroorganizmalarda ve onlarla ilintili hastalıklarda olduğu gibi COVID-19'da da bir şekilde sorunu çözecek. Bu çok çabuk olmayabilir ama sonunda öyle ya da böyle bir şekilde immün sistemle bu sorunu çözeceğiz ve COVID-19'dan da kurtulacağız. Bunu enfeksiyonu geçirerek yapan bir %80 var. Bir kısmında belki bulgular bunu tam desteklemiyor. Bakalım neler olacak, ama yine de immünologların, bizlerin, sizlerin çabasıyla COVID-19'a karşı geliştirilecek aşı ile bir şekilde bu soruna çözüm sağlamaya çalışacağız. Önümüzde çok çalışılması gereken bir yıl 18 ay var. Sahada mutlak bizler de olacağız. Ben başta sahalarda birebir hastalara yardımcı olan genç hekim arkadaşlarıma, meslektaşlarıma, onlara her alanda destek olan sağlık çalışanlarına, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan, aşı araştırmalarına katkıda bulunan arkadaşlarıma, onların laboratuvardaki olmazsa olmaz ekiplerine, öğrencilerimize sevgilerimi ve başarı dileklerimi sunmak istiyorum. Umut ediyorum ki tekrar bir arada olacağımız günler çabucak gelir. Lütfen merak etmeye, sormaya, araştırmaya devam edin. Sağlıkla kalın, evde kalın diyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler bu dileklerin için. Hepimiz bu dilekleri paylaşıyoruz. Belki böyle daha çok da görüşebiliriz diyorum ben yani. Bu da fena değil. Çok kötü bir, üstelik gerçekten immünolojiyi bunca insanın gündemine getirip bu kadar tartıştıran bir şeyi, işte biz de eğer onu bir fırsata çevirebilirsek bu buluşmalarla, neden olmasın yani? Ben çok karşı değilim. Görüşmek üzere, çok teşekkürler ediyoruz. Ben de arkadaşlar çok teşekkürler. Hepinizin elinden gelen her şeyi, her türlü katkı yapana çok teşekkür ediyorum. Arzu Hocam, buyurun.
Herkese merhabalar. Ben de bütün immünologların ve immünolojiye gönül veren herkesin immünoloji gününü kutluyorum. Sesim geliyor herhalde, değil mi? İmmünoloji bildiğiniz gibi aslında temel bilimlerle klinik bilimler arasında da çok sağlam bir yol. Öncelikle homeostaz, ardından da patolojik süreçlerde bizlere çok yol gösteren, aslında çok karmaşık ama çok büyüleyici ve sağlam bir köprü görevi görüyor, bir yol oluşturuyor. Ve bizlere bu yolda yürümek için özellikle Türk immünologlarına cesaret veren, bize bu yolu açan öncülerimiz var. Bunlardan birisi Yıldız Hoca'ydı. Ben şimdi sizlere büyük bir onurla bu öncülerden bir diğerini, Profesör Doktor Emin Kansu'yu sunmak istiyorum. Emin Hocam aslında hepinizin bildiği gibi çok uzun bir özgeçmişe sahip ama ben kısa kısa birkaç noktaya değineceğim. Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı kurucu öğretim üyesi ve emekli öğretim üyesi. Aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi'nin şeref üyesi. TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu üyesi ve 2014 yılında Uluslararası Hematoloji Derneği Başkanı olarak seçilen ilk Türk bilim adamı ve dediğim gibi biz immünologların da yıllarca yolunu açan, bize öncülük eden hocalarımızdan biri. Ben herkesin tekrar immünoloji gününü kutluyorum ve sözü Emin Hocama bırakıyorum. Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı kurucu öğretim üyesi ve emekli öğretim üyesi. Aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi'nin şeref üyesi. TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği. YouTube sesinizi kapatabilirsiniz. Uluslararası Hematoloji Derneği Başkanı olarak seçiliyorum. Ve dediğim gibi biz immünologların da yıllarca yolunu açan bize öncülük eden hocalarımızdan biri. Ben herkesin tekrar immünoloji diyorum ve sözü eşleyeceğim. Ben Arzu'yu dinleyemedim. Konuşma daha oldu o sırada. Arkada YouTube açık sanırım, o yüzden böyle oluyor. YouTube'u kapatırsanız daha rahat olur. Aynen, iki konuşma oldu. Oldu. Değil mi? Ve dediğim gibi biz immünologların da yıllarca yolunu açan bize öncülük hocalarımızdan biri. Ben herkesin tekrar immünolojik diyorum ve sözü eşleyeceğim. Peki. Ben Arzu'yu dinleyemedim. Ne oldu o sırada? YouTube'u kapatabilir misiniz? YouTube'u kapatmanız gerekiyor. Sadece Zoom açıksın. YouTube'u kapatın, Zoom açıkmasın. Şimdi oldu hocam. Evet, şimdi oldu sanırım. Oldu mu şimdi? Evet hocam, sizi şimdi dinliyorum. Güzel geliyor hocam. Bir dakika bakalım. Buyurun hocam. Biz duyuyoruz hocam. Evet, ben kimseyi görmüyorum ama olsun. Biz tamam. Hem görüyoruz sizi hem duyuyoruz hocam. Çok teşekkürler. Arzu'yu da ben yıllardır görmemiştim. Neredesin Arzu? İyi oldu. Efendim, bu çok güzel bir toplantı oldu. Ben tabii dernek başkanı, değerli arkadaşım Barbaros'a, Günnur'a, Tolga çok emek verdi bağlantılarda. Önce ona teşekkür ediyorum. Yıldız Kontrolü de epeydir görmemiştim. Konferansı da dinlememiştim. Çok da yararlı oldu Yıldız. Tebrik ediyorum. Benim için de çok yararlı oldu. Covid hepimizi bir araya getirdi. Şimdi ben 2 aydır ev hapsindeyim yaşım nedeniyle. Sizler arada çıkıyorsunuz. Biz çıkamıyoruz da. 2,5 ay oldu. İsveç'te bile çıkıyorlarmış. Bak biz çıkamıyoruz. Şimdi onun için her sabah kalktığımda ben ilk defa hayatımda bu kadar belirsizlik, bu kadar problemli bir uyanış görmemiştim. Çünkü ben sabahları kalktığım zaman bir iş listem vardır. To do list diye bilirsiniz. Onu her gün belli saatlerde gerçekleştirir. Emekli olduktan sonra da yerine getirip eve dönerim. Fakat bu pandemide bir veteran kuşak olarak, yani hepinizden en yaşlı kuşak olarak diyelim, müthiş bir belirsizlik içindeyim. Bir, pandemi ne kadar sürecek? Onu dinliyorum, bunu dinliyorum, BBC'yi dinliyorum, CNN'i dinliyorum, France 24'ü dinliyorum. Hiçbir cevap yok. Hepsi tahmin ediyor. İkincisi, ne zaman bitecek? Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Bugün Fauci dedi ki sabahleyin ikinci dalga geliyor dedi.
İkinci dalga kesin geliyor ve influenza riskiyle beraber geliyor dedi. Bunu Amerika'daki arkadaşlar daha benden iyi takip ediyordu. İkinci belirsizliğim, tedavisi bulunacak mı? Şu anda hiçbir ümit yok. Anekdotal çok fazla çalışma var. Plazmadan tutun, işte klorokine vesaireye kadar. Hiçbirinde şu anda bir ümit yok. Tedavisi henüz daha bir şey yok. Aşısında sağ olsun iki arkadaş ümit verdi ama şu anda FDA'yı dinledim ben dün. 78 veya 80 firma çalışıyor aşıda. İlk ipi göğüsleyen Oxford Üniversitesi iki kişiye vermiş. Biraz önce değerli arkadaşım şeyden Mustafa Diken RNA bazlı aşıyı da verdik dedi. Demek ki ilk faz 1'ler başlıyor ama bunlar ne verecek? Hakikaten nötralizan antikor bağışıklık yapacak mı? Yoksa bizim grip aşısında başımıza gelen ki gelecek hafta değinmeye çalışacağım 10 aylık bir bağışıklık mı sağlayacak onu da bilmiyoruz. Yani o da bir belirsizlik. En önemlisi de bugün Fauci'nin dediği gibi bu hastalık tekrar edip duracak mı? Yani second wave, third wave olarak karşımıza gelecek mi? Şimdi bu durumda bir emekli immünoloji, hematolojiye gönül vermiş ve öğretim üyesi olarak her gün huzursuzluk içinde evde dolaşıyorum. Hiçbir belirli bir şey yok, ümit çok ama biz de eğitimde 47 senemizi harcadığımız için nasıl öğrencilerimize doktor olurken her zaman ümitli olmalarını ve sağlıklı olmalarını diliyoruz. Hastalarına da iyi bakmalarını istiyoruz. Biz de onu korumaya çalışıyoruz. Ama şurası kesin ki koronavirüs pandemisi bence önce politikacılara çok şey öğretti. Sağlıklı olmayanlara bile. Bir, biraz önce Dicle söyledi çok güzel. İmmünoloji kelimesini öğretti. Immunity. Yani bağışıklık kelimesini öğretti. İkincisi antikor kelimesini öğretti. Antikor testleri diyor mesela. Bakan çıkıyor diyor ki antikor testleri yapılacak diyor. İlk defa bu kelimeyi öğretti. Ve yöneticilerin üst düzey, Türkiye dahil, buna Amerika'da dahil, yani Trump da dahil, ülkelerini yönetirken artık politik tercihlerine göre değil de bilime göre karar vermelerinin önemini görmeye başladım. Yani science şu anda önde, politikanın önünde. Bu çok önemli bir gelişme sosyal bilimde ve şeyde, yönetim biliminde. Dönüyor sağına, Fauci'ye dönüyor. Biz de bilim kuruluna soruyor. Ne yapalım, ne edelim diyor. Bu dünyada bence bizim ülkede de ilk defa oluyor. 21 kişilik bilim kurulu ne derse bakan önündeki kağıdı ona göre okuyor. Bu da önemli bir şey. Bir diğer konu epidemiyoloji, enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı gibi alanların ne kadar önemli olduklarını bilirken şimdi bütün bu alanlar viroloji, moleküler biyoloji, genomik tıp yani virüsün genomu da dahil olmak üzere ve immünolojinin ne kadar önemli olduklarını şimdi onlar realize ettiler. Bunların hepsi klinik dallardı eskiden. Fakat şimdi bu dalların en azından 4 ana bilim dalının ne kadar yan yana entegre olması gerektiğini söylediler. Sözlerimi uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Ben Türkiye'de aşağı yukarı gezmediğim üniversite kalmadı. Yani tıp fakültesi olan üniversiteleri geziyorum. Ve oradaki bütün konuşmalarımda şunu söylüyorum. Artık dünyada klinik dal yapabilirsiniz. İç hastalıkları uzmanlığı yapabilirsiniz. Pediatri yapabilirsiniz. Enfeksiyon hastalıkları ana bilim dalında yapabilirsiniz. Ama bunların üzerine artık temel immünoloji, viroloji, moleküler biyoloji gibi hangisini seçerseniz master 2 sene, doktora 4 sene yapmanızı tavsiye ediyorum değerli gençler diyorum. Çünkü artık öyle bir zaman geldi ki Tolga sen de biliyorsun genç arkadaşsın değil mi? Boğaziçi'ndesin. Okudum bir özgeçmişini. Artık bir dönem geldi ki mesela bu Covid de onu öğrendi. Bir genomu bilmeden, bir virüs genomunu bilmeden, virüs genominin, virüs proteininin üzerindeki spike protein hakkında fikir edinmeden bir şey konuşamazsın. Yani sadece virolojinin genelini bilerek bugün artık konuşamazsın. Ben kanserde 40 senedir çalışıyorum. Kanserin biyolojisini bilmeden artık kanser tedavisini konuşamıyoruz. O nedenle burada eğer bizi dinleyen genç immünoloji mensupları, dernek üyeleri varsa hiç fazla bir dönem değil. 4 senelik uzmanlıktan sonra muhakkak temel immünoloji başta olmak üzere bu dallardan birinde bir master tercihen doktora yapmaları onlara gelecekte çok büyük ufuklar açacak. Bu mesajla dünya immünoloji gününüzü hepinizin kutluyorum. Sağlıklı kalın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Haftaya sizi dinlemek için de sabırsızlanıyoruz. Önümüzdeki hafta evet. Konuğumuz olacağınız için de çok teşekkür ederiz. Ben sözü arkadaşlarıma bırakıyorum.
Gündür Hocam, şimdi size veriyorum sözü. Evet, tekrar merhabalar herkese. Ben de tekrar Dünya İmmünoloji Günümüzü tüm gönül verenlerin kutlu olmasını dileyerek Ali Şengül'ü size davet etmek istiyorum. Profesör Doktor Ali Şengül, kısaca bilgi verirsem gelene kadar kendisi Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu kendisi. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde önce enfeksiyon ihtisasını, takiben de Ankara Tıp Fakültesi'nde İmmünoloji yan dal istisasını tamamladı. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde İmmünoloji Bilim Dalı kuruculuğunu yaptı Profesör Doktor Ali Şengül. Daha sonra özel sektöre geçti ve 11 yıl kadar çalışmalarına Antalya'da devam etti. Son 3 ayda da İstanbul'a, buraya geldi. Ben de İstanbul'da olduğum için tabii buraya diyorum. İstanbul'da yeni çalışma yerinde çalışmalarına başladı. Türk İmmünoloji Derneği'nin Akan Hücre Ölçer alt grubunda da birlikte çalışıyoruz Ali Hocam'la birlikte. Kendisi bu yaşadığımız kötü süreçte COVID-19 pozitif tanısı aldı. Ne yazık ki zorlu bir süreç geçirdi ama çok mutluyuz şu anda bizlerle birlikte. Ben kendisine sözü bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün benim için çok önemli, duygulandırıcı bir gün. Öncelikle bu kutlamaya beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize, dernek yöneticileri olarak. Zorlu bir süreç yaşadım ama bu süreçte hep yanımda olduğunuzu hissettim. Mesajlarınızı sürekli aldım. Cevaplayamadım tabii ama konuşamadığım dönemler oldu. Ama şu anda aranızdayım. Bu çok büyük bir mutluluk benim için de. Ben bütün arkadaşlarımın, bütün insanların immünoloji gününü kutluyorum. Bu arada yaşadığım sıkıntılar esnasında özellikle Barbaros'a ayrıca teşekkür edeceğim. Çünkü kurtuluşumu biraz da ona borçlu olduğumu düşünüyorum. Son kararı ondan gelen bir öneriyle aldık ve onu uygulayınca ancak rahatlayabildim. Beni virüs öldürmüyordu. Bu immün sistem denen bir şey var ya, o götürecekti az daha beni. Şimdi ilk başta çok rahattım. Yani ben herhangi bir kronik hastalığım yok. Rahatım. Spor yapıyorum. Kendimi hala genç hissediyorum falan diyordum. Ama bir hafta geçti, benim ateşim düşmüyor bir türlü. Nefes darlığım da yokken bir haftanın sonunda o başladı. Hastaneye yattım ondan sonra. İlk başta evdeydim. Sonra ilaç bulmakta zorluklar yaşadık. Favipiravir'i sadece entübe olanlara veriyorlardı o dönem. Tabii erken hastalanmanın sıkıntıları bunlar. Henüz kimsenin tecrübesi yokken oldu. İlaç bulmakta zorlandık. Sonunda o ilacı bulduk ama bu sefer ilacı aldıktan ertesi gün çok dirençli, malin denecek bir ateş oldu. Tam bir sitokin fırtınasının başladığını hissettim ben de orada. Hep immün sistemi o zaman çok daha iyi anladım. Bir gün sonra ertesi gün tekrar başlayacaktı. O geceyi ben çok zor geçirmiştim. Nefes darlığım çok artmıştı. Bayağı bir oksijen satürasyonum düşüyordu. Soğuk uygulamalar vesaire hiçbir şey ateşimi düşürmeye yetmiyordu. Ertesi gün bir kere daha aynı şeyi kaldıramayacağımı düşünmeye başlamıştım ki antikoru kullanmak gerekti. Neye karar verelim, neyi kullanalım derken Barbaros'la görüşüyordu bu arada doktorum. Barbaros'un da önerisiyle tosilizumab kullanılmaya karar verildi. Tosilizumabı kullandıktan bir saat sonra ateşim düştü ve rahatladım. İnanılmaz bir şey. Bir saat sonra rahatladım yani. Yani rahatladım dediğim, nefes darlığım geçti demiyorum. Başka hani, ama rahatlık hissettim.
Onun için kendisine özellikle teşekkür etmek istedim. Son tabii o da sevgili arkadaşımız yine Halis'e danışmıştı. Halis'e de kendisi vasıtasıyla çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, hakikaten ben yaşayarak bazı şeyleri öğrendim. Ama insanların hepsi hep immün sistem diye sorular sormaya başladılar. Bizim belki çok fazla farkındalık için yaptığımız çabalar vardı ama çok fazla bunda başarılı olamamıştık. Covid bizi geçti. O bizden daha başarılı oldu bu konuda. Ben hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Yaşadığım sıkıntılı dönemde hepinizin yanında olduğunu bilmek, duymak, hissetmek çok önemliydi benim için. Çok çok teşekkür ediyor ve herkesin immünoloji gününü kutluyorum. Sağ olun. Ali Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Sizi görmek çok güzeldi. Sağlık dolu günler diliyorum. Çok size. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ali Hocam gerçekten karşımızda olmanız bizim için inanılmaz bir mutluluk. Sizin böyle umutla konuşmanız özellikle de bugün de karşımızda olmanız bizi çok mutlu etti. Büyük geçmiş olsun. Sağlıklı, başarılı, uzun yıllar diliyoruz. Evet Ali abi, çok teşekkürler. Çok memnun olduk sizi bu şekilde gördüğümüz için. Hakikaten endişelenmiştik o dönemde. Halis Hoca ile beraber bayağı tartıştık. Ne yapsak, ne zaman yapsak. Tosilizumab'a geçmemiz lazım. Birazcık hafif bir gecikme de olmuştu bulamadığımız için. Allah'a şükür size bu şekilde sağlıklı gördük yine. İnşallah hep beraber yine eskisi gibi halayımızı çekeceğiz. Halay başı olarak sizi tekrar aramızda göreceğiz. Ben de immünoloji gününüzü kutluyorum. Size sağlıklı, mutlu, daha uzun seneler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet. İçeriden izlenimler dinlemek de güzel oldu. Evet, çok teşekkürler. Sağ olun. Aranızda olduğum için gerçekten ben de çok mutluyum tekrar. İnşallah hepiniz sağlıkla bu dönemi atlatırsınız. Hakikaten lanet bir hastalık yani. Hafife alınacak bir şey değil. Evet. Çok çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, Barbaros'a bırakıyorum sözü. Başkan. Evet. Sevgili izleyiciler, hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel günde, anlamlı günde bizimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyoruz. Biraz daha dayanmamız gerekiyor, biraz daha sabır etmemiz gerekiyor. O sosyal mesafe, el hijyeni vesaire gibi kurallara uymamız gerekiyor. Yine bilimden ayrılmamamız gerekiyor. Bilimi takip etmenizi diliyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. İmmünoloji gününüzü kutluyorum. Hepinize teşekkürler. İmmünoloji günü olsun. Evet.